Şimdi birçok sınıftan... Dur, çok teşekkür ederim. Bakın Show TV mesela Nur'u da rezil etti, beni de rezil etti. Nur da dava açmalı Show TV'ye. İkimizi koymuşlar, anasını satayım. Bari bir tane video çektiğim, buluştuğum kızı koysaydın. Show TV, Yeliz'i koyaydın bari. Onun Nur'u ne koyuyorsun? Koyduğun karıya bak, dayımın oğlunu koymuşsun. İkimizi koymuş yan yana Show TV, yayın kesti paylaşıyor. Onun Nur'la. Puh, yayınları izledin de yok zaten. Sallama haber yapıyorsun, bari yayınları izle. Koyduğun karıya bak yanıma. Oradan muhabbet ederdim çıktıktan sonra ve ekibi yürürdük. Bak beraber habere çıktık, video çekelim falan diye. Onu da yapamıyorum şimdi. Şimdi herkes sigara içmiyor, içmek istiyor arkadaşlar. Tamam mı? Siber suçlar ekibi. Şu anda izliyorsunuz abi hepiniz. Bunu anlatacağım. Herkes sigara içmek istiyor. Deliriyorlar artık tabii. Ben sigara içmediğim için anlayamıyorum o eksikliği. Şu an evinizde içtiğiniz sigaraya şükredin ha. Gerçekten şükredin. Sigara migara yok aslı. Hayırdır lan? 4 gün, 5 gün sigara yok. Şimdi hepsi sigara içmek istiyor. Polis abi var orada bir tane de. Adını vermeyeyim. Buradan selam olsun. Böyle yaptı. Bakın arkadaşlar dedi. Sigara çok zararlı bir şey. Böyle şeyler kullanmayın. Sonra dedi akciğerinizde dedi sorunlar yaşarsınız dedi. Ama dedi tabi dedi içmemek lazım. Gerçi lan dedi Mustafa. Mustafa da bir tane yaktı. Bunlar böyle bak. Böyle duruyorlar. Ondan sonra 10 tane polis bunların karşısında sigara içiyor. Bir yandan da sohbet ediyorlar. Hepsi böyle bak. Hani bir umut. Belki bir şey olur da bir fırt çekerim ha. Deli gibi. Hepsinin karşısında sigara içti. Bak o içtiğiniz sigaranın kıymetini bilin ha. Bak o içtiğiniz sigaranın kıymetini bilin. İçtiğiniz sigaranın kıymetini bilin arkadaşlar. Girdiğiniz tuvaletin kıymetini bilin. İçtiğiniz suyun kıymetini bilin. Yediğiniz yemeğin kıymetini bilin. Gerçekten. Malınıza, mülkünüze güvenmeyin. Cebinizdeki paraya güvenmeyin. Olmayan para için de üzülmeyin ha. Bir dakikada alırlar adamı. Bir dakikada başka bir hayata dönersin. Bir dakikada. Bak bir dakikada ha. Bu iş böyle. Kendimle alakalı merak edenler için söyleyeyim. Ortalama bir mal varlığına sahibim. Düşündüğünüz üzere o kadar yüksek rakamlarda değil. Tabii ki ama normalin üstü bir rakam. Çok şükür. Herhangi bir mal kaybım yok. Arabalardan bir tanesi bana aitti. O araba şu anda hala siber suçların otoparkında duruyor. Üzerindeki bloke kalktıktan sonra araba bana ait olacak. Adem'in arabası da aynı durumda. Aynı şekilde. Diğer insanların arabası da aynı durumda. Aynı şekilde. Arabalar orada dizili bir şekilde duruyor arkadaşlar. Bu normal bir durum gayet. Onun dışında 13 tane evim yok. Daha az evim var. Villam yok. Düşündükleri gibi değil. Ama herhangi bir mal kaybım da o anlamda yok. Şükürler olsun. Çünkü bir suçum yok. Bunun dışında sizi çok özledim. Bayrama kadar yayınlara devam edeceğim. Sizi çok seviyorum. Şöyle bir şey düşünenler varsa tekrardan kalabalığız. Altını çizerek söyleyeyim. Onur Sermik bugün serbest bırakıldı. Onur Sermik yarın tekrardan gözaltına alınacak veya Onur Sermik tekrardan cezasını çekecek gibi düşünenler avucunu yalarlar. Çünkü Onur Sermik'in hiçbir usulsüzlüğü yok. Ha devletim beni çağırır der ki Onur Sermik sen şüphelisin gözaltındasın. Ben yine tabii ki gözaltındayım. 10 gün olur 15 gün olur. Onlar ne derse odur. Bu işin gerçeği budur. Tabii ki gerekli araştırmalar yapılır. Suçluysam ben de hapis cezasına çarptırılabilirim suçluysam. Ama ben herhangi bir suç işlemediğime göre, herhangi bir iadecilik yapmadığıma göre, herhangi bir usulsüzlük yapmadığıma göre ve karşınızda oturduğuma göre ben masumum arkadaşlar. Halim de yoktu hayat parıltısı. Nasıl aldım beraat diye soranlar. Bak burası güzelmiş bunu bilmiyordum.
Mahkemede ifademin meraklısı. Büyüdüm o mahallede tertemiz aynen. Kötüleyin varoşları siz takılın. Ne güzel TikTok be he. Gördüm bir çok. He bir de arkadaşlar unutmayayım bir tane B ile başlayan bir şey çıkmış ya. Adını söylemeyeyim de reklam olmasın. Bir tane sayfa bilmem ne Switzerland. Ulan sen var ya sen. Ulan. Lan bırak. Ulan sen var ya sen. Sen dünyanın en büyük kolpacısısın. Sen dünyanın en büyük sallamacısısın. Sen dünyanın en büyük boş adamısın lan sen. Sen dünyanın en büyük kolpacısısın. Gizlilik dosyasıyla alakalı atan tutan adamsın. Ne oldu lan dışarıdayım? He? Kolpacı. Kolpacı seni. Seni kolpacı seni. Bilmem ne Switzerland. Seni kolpacı seni. Onu da şimdi hatırladım. Unuttuğum bir şey var mı arkadaşlar? 130 bin, 150 bin kişiyle yayın yapıyoruz saatlerdir. Toplam kaç kişi izlemiş bakayım? Oh 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 oh. 3 milyondan fazla. Toplam görüntüleme beğeni kaç? 24 milyon. Oh. Çok güzel. Çok güzel. Hediye atan herkese çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Unuttuğum bir şey var mı? Var mı unuttuğum bir şey arkadaşlar? Daha net. Var mı bir aslan geldikten sonra hırlamasını kesmem gereken bir çakal var mı? Söyleyin. Söyleyin hırlamasını keseyim o çakalın kimse. Merak ediyorum çünkü. Ayıptır lan, yazıktır lan. Bir düşene tekme atmaz oğlum Türk milleti. Siz Türk Cumhuriyeti insanısınız. Türk örf adetiyle yetişmiş insanlarsınız. Nereden olursanız olun. Kürt olun, Laz olun. Çeçen olun. Siz örf adet. Buradaki hepimiz köylü çocuklarıyız lan özümüzde. Yakışır mı lan düşene tekme atmak? He? Yakışır mı lan? Yakışır mı lan? Bilip bilmeden konuşmak. He? O adamın bir anası vardır, bir karısı vardır, bir ailesi vardır diye düşünmeden konuşmak yakışır mı lan Türk insanına? Yakışır mı arkadaşlar? Ben şimdi hakkımı helal ediyor muyum sanıyorsunuz onlara? Benim anam haklarını helal ediyor mu sanıyorsunuz onlara arkadaşlar? Benim babam haklarını helal ediyor mu sanıyorsunuz onlara? Etmiyorum ki. Ben cezaevine girsem, ben sopa yesem, ben dayak yesem, ben işkence çeksem. Bak 6 kilo vermişim, 7 kilo vermişim. Ne geçecek eline diğerlerinin konuşanların? Suçlu diyeceksiniz, cezasını çekiyor diyeceksiniz. Tamam, okey. Suç varsa ceza sabit. Bak cezasını çekiyor. Ama nasıl konuştum hünkârla alakalı? Zaten onun çektiği ceza ona yeter. Kekeç'in de bir bacısı var. Kekeç'in de bir karısı var. Kekeç'in de bir çocuğu var. Allah onlara yardımcısı olsun. Kekeç'in arkada bıraktığı ailesinin, hünkârın arkada bıraktığı ailesinin yardımcısı olsun. Bu Kenan'ın, hünkârın yaptığı şerefsizlikler yüzünden. Yardımcısı olsun ailesinin, hiçbir suçu olmayan ailesinin. Bunu demek lazım lan. Bunu diyeceksiniz. Oh alındılar. Oh ya fena olsunlar. Oh beter olsunlar. Oh rezil olsunlar. Oh gebersinler. Oh şöyle oldu, oh böyle oldu. Yok ya. E şimdi ne oldu? Daha mı iyi oldu? Hayatınız boyunca bu uygulamada bir düşmanınız oldu. Hem de uygulamanın en büyüğü. Aile olarak. İzlenme olarak 52 dakikadır 100 binin üstünde yayın. En büyük ailesi, en çok izlenen ailesi tertemiz bir şekilde devletinin de yanında. Düşmanınız oldu lan şimdi. İyi mi oldu sizin için şimdi? Merak ediyorum. Merak ediyorum bunu mesela. Gamze kim? Gamze kim arkadaşlar? Kaçırmayalım hiç kimseyi. Gamze kim kötüleyen? Başka? Gamze diye birini tanımıyorum. Kim Gamze? Hangi Gamze? Mehmet Mutlu Geçer özür diledi benden. Özür diledi Mehmet Mutlu Geçer. Bilmiyorum Gamze diye birini duymadım hiç. Yeterince kötüleyenlerle ilgili konuştum. Kırgın olduklarım da var aralarında. Orhan Sarı'ya kırgınım mesela. Abi dediği bir adamdım. Abi şarkımı paylaş ne olursun diye. Instagram'dan 5 tane mesaj atıyordun lan bana. 5 tane. Ne oldu? Kırgınım ben şimdi sana da hadi. Geçmiyor kalbimin kırgınlığında. Çıkıyorsun ilk fırsatta böyle böyle şöyle şöyle.
Yakışmaz oğlum, yakışmaz. Utanırsın, erkekliğinden utanırsın. Yakışan şekilde yaşayın kendinize. Sonra böyle pişman olursun. Vallahi bilmem. Gerçek yok. Gerçek bu arkadaşlar. Bakın hiçbir şey... Çok teşekkür ederim abi. Şunu düşünün. Dünya üzerindeki hiçbir acı bir ananın evladının cezaevindeyken evladı evinde yaşadığı acı kadar acı olamaz. Çünkü ne olacağı belli değil. Mezarına gitse duasını eder. Yine canı acır ama kabul eder bir yerden sonra. Bunun ne olacağı belli değil. Ne yaptıkları belli değil içeride çocuğuna. Onun çocuğuna ne yaptıkları belli değil. Benim anam benim sesimi duyduğunda çığlık atarak gözyaşları döktü. Anam babam. Marul'un anası hasta yatağındayken o polisler görevleri olduğu için öyle olması gerektiği için evden Marul'u aldılar. Hepimiz aynı anda aldıkları gibi. Onları düşünün oğlum birazcık. Birazcık onları düşünün. Her şeyi fırsat bilmeyin. Her izlenmeyi fırsat bilmeyin. Her konuşmayı fırsat bilmeyin. Her yükselmeyi fırsat bilmeyin. Lütfen. 10K izlenmek için, 15K izlenmek için, 20 bin izlenmek için, 50 bin izlenmek için insanlara bunları yapmayın. Kul hakkı diye bir şey vardır. Döner, dolaşır, Allah adamı perişan eder. Kulun yapamadığını Allah yapar, perişan olursun. Bak perişan olursun. Özdemir Kol. Hiç sevmezdim normal şartlarda biliyorsunuz. Bakın çok dürüst konuşacağım. Bir yayınını seyrettim. Ne kadar ince bir şey söylüyor biliyor musunuz Özdemir Kol? Ben de dürüstçe davranacağım. Çünkü bu yaptığı hareket beni çok şaşırttı. Özdemir Kol düşündüğümden nasıl diyeyim size? Daha merhametli bir çocukmuş demek ki. Diyor ki yayında, başka bir yayında. Berat Diyeceksi de aynı şeyi söylüyor. Beraber yayın yapıyorlar. Ne olursa olsun diyor, düşman da olsa diyor, sevmesem de diyor, bayram geliyor diyor. İnşallah diyor, cezaevinde olmaz diyor. Anasıyla beraber olur bayramda diyor. Bak, ne olursa olsun. 20 yaşında çocukla o. Siz ondan kaç yaş büyüksünüz belki de. Ne olursa olsun bunu diyor. İlk iki gün saçma sapan konuşmuş. O ayrı, onun cevabını aldı. Bunu diyor ama. Ve bana geçmiş olsun telefonu açtı bugün. Ona teşekkür ediyorum Özdemir Kola. Ne olursa olsun bana geçmiş olsun telefonu açtı. Geçmişte aramızda çok kötü şeyler oldu. Çok rezil şeyler oldu. Hala davalarımız var birbirimize karşı. O davalardan dolayı bazı suçlamalardan para cezası aldı Özdemir Kol. Bedelini ödemeye devam ediyor. Bana çok çektirdi. Gerçekten. Ben de ona çektirdim. O bana daha çok çektirdi. Beni abi çocuk. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ama o belki de platformun en pislik, en cahil gözüken adamı kalktı. Bayramı hiç olmazsa anasıyla geçirsin dedi. Bu çok önemli bir detay. O yüzden ben de eğriye eğri, doğruya doğru demekle sorumluluğum bu. Ve bu yüzden sizin karşınızdayım. Hiç kimsenin benim hakkımda bu saatten sonra vereceği cevabı dikkate almam. İsim yazmayın buraya. Zeus da istediğini söyleyebilir. Zeus'un şu anda bana küfür bile ediyorsa telefonum var, yazabilir. Görüşmek istiyorsa benimle görüşebilir. Birilerine beni arattırmak istiyorsa arattırabilir. Veya bir problem varsa. Veya bir başkası, herhangi birisi. Konuşmalarımdan rahatsız olan birisi varsa yayından sonra bana yazabilir. Herhangi bir fenomen de olabilir, diğerleri de olabilir. Cellat beni aramak istiyorsa arayabilir. Diğerleri de beni arayabilir. Onlar kenarda o konular. Hiçbirine cevap vermeyeceğim bu saatten sonra. Bu genel geçer bir konuşma yayınıydı. Benim ailem Onur Selmik ailesidir. Benim ailem benim nasıl birisi olduğumu bilir. Ben tekrardan Onur Selmik ailesine şarkımızı emanet etmek istiyorum. Onur Selmik ailesine. Ta ilk zamandan gelen, benim için dua eden, beni seven, benim için gözyaşı döken, ben oradan çıkayım diye dua eden, hepinizden Allah razı olsun. Ben ne yaparsam yapayım, sizin hakkınızı asla ödeyemem. Ödeyemem, asla ödeyemem sizin hakkınızı. Sizi çok seviyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Furkan İnci de güzel konuşmuyor. Evet, Furkan'dan da Allah razı olsun. Çok özür dilerim unutmadan. Furkan İnci de benim hakkımda ve bizler hakkında çok iyi konuşmuş.
Furkan da çünkü yaşının çok üstünde akla sahip olan bir çocuk. Çok akıllı bir çocuk. Furkan'a da çok teşekkür ediyorum. Abi diye konuşan, diğerleri gibi 23 yaşında olduğu halde isimle hitap etmeyip abi diye konuşan. Mef de öyle. Yaşının çok üstünde saygıda olan bir çocuk. Ona da çok teşekkür ediyorum. Unutursan birisinin hakkını helal etsin. Benden şüphelenmeyen, hiçbir zaman benden şüphelenmeyen, hiçbir zaman benim böyle bir şey yapacağımı düşünmeyen, her zaman benim yanımda olan, her zaman bana inanan hepinizden, herkese çok teşekkür ederim. Alp'le alakalı da konuştum. Alp zaten benim canım kardeşim Alp. Alp çok düzgün bir çocuk zaten. Alp'le alakalı da ekstradan bir şey söylememe gerek yok. Alp, Mef, Batuhan onlar çok düzgünler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan da bin kere razı olsun. Bu saatten sonra suçsuz, tertemiz biri olarak arkadaşlar karşınızda yayın yapmaya devam edeceğim. Her şeyi gördünüz, her şeyi duydunuz. Takdir sizin, takdir sizin. Bu saatten sonra racon sizin, üslup sizin. Ne isterseniz o, siz ne derseniz o, karar da sizin arkadaşlar. Ben hepsine cevap verdim. Yarın çıkarlar, onlar da bana ters konuşurlar. Onlar da bana ters cevap verirler. Hiçbir şekilde cevap vermem, hiçbir şekilde konuşmam. Konuyu kapatırım, prim de vermem. Ama yarın öbür gün, abi çok teşekkür ederim hediyeler için, Allah razı olsun. Yarın öbür gün aynı şey başınıza gelir. Başınıza gelen şeyden ve suçtan emin olurum. O suçun sabitliğinden emin olurum. Ondan sonra çıkarım, yayın açarım, aynı şeyi size yaparım. O zaman anlarsınız yaptığınız şeyin ne kadar kötü olduğunu. Size söyleyeceğim tek şey şu. Allah herkesin kalbine göre verir. Allah herkesin gönlünden geçeni kaderine hayırlı kılar. Kılsın inşallah. Kalbinizin ekmeğini yemeye devam edin. Birazcık iyi insan olmaya çalışın. Çok teşekkür ediyorum. Bu müzik, bu şarkı benden Onur Sermik ailesine gelsin. Bir saat boyunca yayını 100 binin altına düşürmediniz. Türkiye rekorunu belki de bana kırdırdınız. Allah hepinizden razı olsun. Hediye atan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Geldim işte dostum, yüzün gülsün be. Yaralarım ağır, varsın olsun be. Halimizi bir tek Allah bilsin be. Ben varım yanında. İşte! Ver! Ne veriyorsan ver. Marulu da al ama marulu da. Dur marulu al marulu. Ne yapıyorsun? Heh dur başla. Sin. Önümüzde dağlar düşmanlar dur. Değilsin. Gökçe marulla mefi alır mısın? Marulla mefi. Alıyorum. Marulla mefi al hemen. Alıyorum tamam. Al. Ben varım yanında yalnız değilsin. Önümüzde dağlar, düşmanlar değilsin. Ben varım yanında, yalnız değilsin. Alın lan benim hapishane arkadaşımı. Abi selamun aleyküm. Aleyküm selam. Benim koğuş arkadaşımı alın yayına. Nerede o? Alın. İstek atmayın aşağıdan arkadaşlar, durun. Atmayın istek aşağıdan. Ne alıyorsunuz, alamıyorum. Alın marulu da. Allah Allah. Aynı adamlar. İstek geldi için. Dur. Tamam alıyorum alıyorum. Attım ben de. İşte. Ay. Ver. Ver müziği ver ver. Yaralarım ağır. Vesna. Teşekkürler Vesna. Allah bilsin be. Ben varım yanında. Yalnız değilsin. Koş kalk. Düşmanlar değilsin. Ben varım yanında. Alayım arkadaşlar. Hiç inanmıyordum lan bunun olacağına. Ya bana da çok garip geldi ya. Bir tek tek marul. Önce bir tek tek konuşayım bir aradayken. Mef 120 bin kişi var. Allah senden bin kere razı olsun. Sen benim aynı kandan olmayan kardeşimsin artık. Sen benim en zor günlerimde anamı yalnız bırakmadın. Bu adamın anasını yalnız bırakmadın. Seni yetiştiren ananın babanın ellerinden öpüyorum.
Sana kim ne kötü şey söylüyorsa gitsin kendi karakterine, kendi yaşantısına baksın. Sen inşallah benden 10 kat fazla izlen. İnşallah benden 10 kat başarılı ol. Ananın ak sütü gibi helal olsun oğlum sana. Senden Allah razı olsun. Sana çok teşekkür ederim. Benden de Allah razı olsun abi. Teşekkür ederim. Gerçekten bu süreçte yanımda olduğun için. Eyvallah. Gökçe, sen çok kısa süredir hayatımdasın. Beni sen karşıladın hapishane çıkışı. Seni yetiştiren annenin babanın da ellerinden öpüyorum. Ben çok düzgün bir kızım. Bunları söylemek istiyorum herkesin içinde. Sana çok teşekkür ederim. Senin gibi bir insanla yayın yapmaktan şeref duyuyorum. Senin gibi kaliteli bir kızın burada durmasından onur duyuyorum. Evet. Sen bu platformun en düzgün, en karakterli yayın kız yayıncılarının başında geliyorsun. Sana çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim abicim. Cansın, canımsın. Seninle alakalı sana gelince Marul Bey. Yani şu kadarını söyleyeyim. Marul'u gördüm. İlk yaptığım şey neydi gördüğümde? Şu mu? Direkt Marul'u öptüm. Hayır, ne yapıyorsun? Evet, evet, direkt birbirimize sarıldık. Direkt Marul'u öptüm, direkt sarıldım. Marul'un anası benim anam. Marul'un babası benim babam. Aynı çok uzun konuşmama gerek bile yok. Senin dostun benim dostum. Senin düşmanın benim düşmanım. Sen neye doğru diyorsan o benim için doğrudur. Sen neye yanlış diyorsan o benim için yanlıştır. Sen benim için bu hayattaki en önemli dostlardan bir tanesisin ve bu sosyal medya dostu olarak değil, inşallah mezara kadar devam eden bir dostluk olarak olacak. Buradaki üç kişiyi de çok seviyorum. Sözü size bırakıyorum. Daha fazla konuşmayayım. Bugün iki kere ağladım yayında. Yapma. Yapma. Evet. Yani senin hakkında konuşmak gerekirse şimdi biz içeri gittik suçluyuz diye gitmedik arkadaşlar yani. Öncelikle bu konulara da girmek istemiyorum. Ben bunları da konuşmak istemiyorum. Senin hakkında konuşmak istiyorum. Ben gittim, ifademi verdim, çıktım ve geldiğinde söyledim anneme babama. Burada kısa bir yayında da söylemiştim. Ben kendimden nasıl eminsem Onur'dan da o şekilde eminim. Seninle bu arada hiçbir şekilde bu konuları konuşmuyoruz dahi biz. Ben nasıl kendimden eminsem Onur'dan da o şekilde eminim. Sen benden dedi. 1,5 gün önce falan neredeyse çıktın çünkü. Evet, ben evet. Çıktım, elime geldim. Ve yani o zaman suçlu değilse neden uzun tutuluyor? Arkadaşlar adamın belki 160 sayfa WhatsApp konuşmaları, şakalarla şakalaştığı şeyi bile ciddiye alıp yani bir şey çıkabilirdi. 160 sayfa dosyası vardı, ifade verdi. Belki 15 saat, bilmiyorum kaç saat, 12 saat. 12 saat ifade verdim, 12 saat. Evet. Ve ben bundan emindim. Çünkü sen... Ben burada söylüyorum, ben bir yayıncı olarak sana şunu söylüyorum kendi adıma. Ben senin yaptığın işi, bu yayın yaptığın şekilde yayını ben yapamam kardeşim. Sen bu işi ananın ak sütü gibi yapıyorsun. Yaptığın, kazandığın, yediğin her lokma da sana helal. Allah ve Rabbim yaşadığının altında düşürtmesin seni, o kadar. Amin. Allah razı olsun hepimiz inşallah. Önümüzde dağlar düşman. Ayrıca bugün TikTok Türkiye yayın rekoru kırıldı arkadaşlar. Gördüm. 164 bin yayınla herhalde bunun üstü yoktur diye düşünüyorum. Gördüm. Son kez de komik bir anımı anlatmak istiyorum. Anlat, evet anlat. Evet. Onur'la birkaç defa yan yana gelme fırsatımız oldu. Evet. Hastaneye vesaire bir yerlere giderken hep de yanımızda, Allah razı olsun, Çevik Kuvvet vardı, siber suçlar vardı, tüm abilere selam olsun. Şimdi herkes sigara... Bu arada izleniyoruz, onu bilin mutlaka. Yani bugün değil, 3 yıldır izleniyoruz onu. Ama zorunluluktan izlemişler, bıkmışlar herhalde. Yok, yalandan yani koftiden söylemiyorum, tüm samimiyetimle söylüyorum. Allah razı olsun. Çok iyi davrandılar. Çünkü arkadaşlar siz suçlu değilsiniz, şüphelisiniz dediler. Biz size suçlu gibi davranamayız dediler. O yüzden çok kral abilik yaptılar. Bir sürü güzel insanla tanıştık. Şimdi hastaneye gidiliyor otobüsle. Biz de yan yana oturmak istedik. Yan yana oturduk ve ilk kez yan yana geliyoruz, konuşacağız. Oğlum ne yapayım falan. Oğlum bir şey yapmadık diyoruz. Çıkacağız, rahatız yani. Biz hiçbir sıkıntı yok falan. Herkes sigara içmek istiyor. Yani o polislerden abi lütfen bir dal verin falan filan diye özet geçiyorum. Şimdi sigara istemiyoruz biz, yan yana oturuyoruz. Ben tek tük içiyorum, stresli olduğum zamanlarda içiyorum. Onur'a dedi ki sen kullanmıyorsun. Yok dedi, benim alkol sigara hiçbir şeyim yok dedi. Hadi yalan söyleme. Vallahi dedi hiç alkol sigara içmedim hayatımda dedi. Benim dedi hastalığımı biliyorsunuz, bağlı olduğum şey dedi. Onu da dedi çözemezsiniz, yardımcı olamazsınız. Kadınlar ayrı yerde kalıyor dedi.
Tabii. Abi dedi hiç olmazsa şu Zişan'ı göster bir kere. Aynen. Ya dedi Zişan'ı bir iki dakika gösterin ta Ankara'ya gitmeyeyim diyorum. Aa dedim Damla Canmaz geçiyor şuradan falan. Tülay Bülbül neredeler bakayım camdan dedim hiç olmazsa bana. Ama sigara nasıl sigara içiyorlardı karşınızda onu anlattım Marul. Arkadaşlar sigara içmeyin çok kötü sağlığa zararlı dediklerimi. Evet. Bunlar deliriyor tabii o sırada. Sigara içmek için 4 tane damarları tıkanmıştım hep. Karşılarında sigara içiyorlardı. Şey çok komik. Eşref 7/24 kadınlar seni soruyor abi. Sürekli biriyle telefonda konuşuyor. İyi bir şey. Allah belanı versin. Abi teşekkür ediyorum hediyeler için. Allah razı olsun. Ben anlatmayacağım. Hikayeyi anlattı gördün mü? Merak ediyorlar. Bir şey yok bütün ki bunda. Bütün sistemi bozacaksın lan dur. Çok Allah yoğundu kısacası sen oradayken. Biz de taraktı buradan. Hadi PK'ya başlatalım. Bir şey söyleyeceğim. Ben 106 bin izleniyorum. Ya o kadar PK atın. Ben arkadaşlar yenilen iki gün içeri yatıp gelecek geri gelecek. Marul bu şakaları baktın mı? Ya Marul ya. Bana şey yazmışlardı ya. Herkes usta. Ya ne diyorsun Mev sen? Tek. Usta hakimle PK var mı? Ben şahıs ismi vermeden de kendimi ifade etmek istiyorum. İçimi rahatlatmak istiyorum. Evet. Ben normalde de konuşmam. Bilen biliyor zaten. Sosyal medyada konuşmam. Özelde çözerim. Muhammed abi çok teşekkür ediyorum. Bana hakkını helal et abim. Bak. Şey bak lamaya baktık lamaya. Bu adam bize 3 yıldır hediye atıyor. Hiçbir usulsüzlüğü yok. Sağ ol abi Allah razı olsun. Ben bir şahıs hakkında konuşmak istiyorum. O da şu anda olması gerektiği yerde. Ailesine, eşlerine, dostlarına Rabbim sabırlar versin. Benim sosyal medyada yaşadığım ortam, anam babam, yaptığım hal ve davranışlarım her şeyim ortada. Benim anama babama davranışım da belli. Biz YouTuber'ım ben. Video çekiyorum buradayım. Özet geçeceğim. Burada bizim yaşadığımız bu büyük problem, sağlık problemi yaşarken kahpece çıkıp ben anamı YouTube'da oynatarak fenomen olmadım senin gibi diyen o kahpe cezasını sonuna kadar çeksin, hakkını alsın. Ben de senin gibi hırsızlık yaparak milletin rızkını haram lokmaya el sürerek burada paramı kazanmıyorum. Sen de suçunu çek. Herkes rahatlasın. Benim için vicdanım rahat. Sen nasıl fenomen olmaya çalıştığın ortada. Bizim nasıl olduğumuz ortada. Hadi selamun aleyküm. Oh Allah be bu konuşma yapmak için bekliyordum ya. Allah şu anda Maro zaten şu anda bulunduğu yer Bay Hünkar'dan bahsediyoruz dinleyenler için. Gerçi artık büyük ihtimal hatırlamayacaksınız 10 gün sonra onu. Şu anda bulunduğu yer yaşadığı zulüm onun zaten yeterli bence cezası olarak. Ben bununla alakalı şöyle bir şey söyledim Maro. Senin ananın ve benim anamın gözünden akıttığı yaş yüzünden bugün onun anasının gözünden akıyor o yaş. Rabbim yapacağım sabırlar şey versin. Ben de öyle Rabbim... dedim ama gerçek bu. Ne yazık ki. Yapacak bir şey yok. Bunun dışında insanlar bizi çok kötülediler, düşmemizi beklediler ve çıkamayacağımızı düşündüler. Hepsine tek tek cevap verdim. Hepsine. Sen Mev kıskanılmaya devam edeceksin artık çaren yok. Kıskanılacaksın hep ve devamlı insanlar sana bir şeyler söyleyecekler. Haklarını helal etmeyecekler, yedirdim içirdim diyecekler, şunu yaptım bunu yaptım. Ama sen bir gün bunu söylemek için onu yaptın zaten. Mev, fesatın gemisi yürümez kardeşim, boşver. Bunu söyleyeyim, ben size bunu yaptım, şu kadar izleniyorsunuz, size bunu yaptım, bu kadar. Söyleyebilirsin bir kere, iki kere, üç kere, beş kere, çok güzel. Ama bırak lan bırak, tamam. Devamını da o yaptı. Gökçe niye oldu? Herkesle yayın yapıyorum ben. Neden Gökçe oldu? Herkesle yayın yapıyorum ben. Neden Mef oldu? Demek ki Mef'te de Gökçe'de de bir şey var sizde olmayan. Değil mi Marul? Doğru değil mi bu iş? Tesadüfen bu insanlar sadece benimle yayın yaptıkları için bu halde değiller. Arkadaşlar farklı olan bir şekilde elbet bir gün. Onur sen 15 yıldır video çekmişsin, oyunculuk yapmışsın. Bir yerde hakkını alacaksın zaten yani. Sizlere evet. Söylüyorum. Farklı olan bir gün bir yerde sıyrılıp gelecek, hakkını alacak. Bu bizden farklı mı? Her şeye katılmış. O ses Türkiye'de yani kısmetse olarak kaldı. Her şeye katılmış lan. Ne kadar ilk, uğraşmış ben biliyor musun? Ben görüşte bunu yollamak istiyorum Hünkar'ım. Tamam ben bir müzik vereyim. Açığı kapat Marul. Evet.
Açıyı kapat biraz, açıyı kapat. Tek mi? Tek mi, takımlı mı? Tek tek. Tekmiş arkadaşlar, hadi. Hadi hadi Arif Bey, teşekkür ederim. Gökçe Bayıl yazmayın. Ulan burada başladık. Yapmadın kalmadın. Yapmadın. Aa, bu yeni bir ifade. Abiler, bu yeni bir ifade. Hadi artık dönelim hadi hep beraber. Onur Ringo. Hadi canlar. Hadi canlar demeyi özlemişim bu arada. Bir şey daha söyleyeceğim. Bize böyle burada hani milleti devleti savunup terörist lafları falan dendi ya. Terörden içeride şu anda. Tabii tabii, terörden içeride arkadaşlar şu an. Abi ben hani ben Kürt Türk kardeştir sloganını dahi söylemek istemiyorum. Çünkü bunu bizim söylemeye ya da insanların bunu söylemesine evet, gerek yok. Zaten MEF nereli bilmiyorum. Gökçe nereli konuşmadık hiç aramızda mesela. Bu belli. Yani bu belli, biz beraber nasıl büyüdük zaten lan? Yıllarca. Bunu söylemek bile beni rahatsız ediyor. Bu belli bir şey zaten arkadaşlar. Antalya. Bu lavuk geldi, bu uygulamanın tadı huzuru kaçtı. Buraya siyaseti soktu. Herkesi birbirine düşürdü. Şimdi de hak ettiği yerde. İstediğimiz gibi takılırız şimdi de. Yapacak bir şey yok. Yapacak Muhammed yok. Abi cansın. Yapacak hiçbir şey yok. Yani ben kendim... Bu arada yayınlar kaç? 10.000. 7.400. Abi. Abi teşekkür ederim. Hakkınız helal. Abi. Tamam. Efendim. Abi 1.7 olmuşum. Teşekkür ederim. Mev söylemek istedim. Mesvur teşekkür şey ederim. Efendim abi. Ben de 1.8 olmuşum. 2 milyona tamamlayalım arkadaşlar. Efendim Onur abi. Söylemek istediğin bir şey varsa söyle. Abi gerekli açıklamaları yaptınız. Bir şey düşmedi bana. Yine dediğim gibi çakallar deliğinden bu saatten sonra çıkmasın. Tek demek istediğim bu yani. Bulunduğunuz bu kabın şeklini almayın arkadaşlar. Çakala çakal gibi davranacağız. Marul senin hünkârın bu.